çıkartıyoruz. Tümümüzü aktive hale getiriyoruz. Bu uygulamanın ana ekranı. Burada toplam sensör takılmış ağaç sayısı, temiz ağaç sayısı, enfekte ağaç sayısı ve şüpheli ağaç sayısı görülmekte. Buradan haritadan anlık olarak kültür parkta noktasal olarak hangi ağacın ne durumda olduğu görülebilmekte. Burada görünen enfekte ağaç kırmızı olarak işaretlenmiş. Yine sarı olanlar şüpheli durumdaki ağaçlar. Ve burası da bizim anlık olarak konumumuz. Profesör Doktor Selçuk Hazır, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer çok büyük ilgi gösteriyor bilimsel çalışmalarla buradaki bitkilerin, ağaçların korunmasına. Onunla birlikte bizim başlattığımız bir çalışma bu. Burada tabi biliyorsunuz İzmir palmiyenin çok önemli bir merkezi, iklim olarak çok uygun ve çok sayıda palmiye var. Peyzaj için de çok önemli, yani burada palmiyeyi kaldırdığınızda bu güzellik kalmıyor. Ama tabii palmiye ağaçlarında da çok önemli bir zarar var. Kırmızı palmiye böceği adını verdiğimiz. Türkiye'de palmiye bulunan hemen her yerde bu zararlıyı görüyoruz ve bu zararlı palmiyelerin ölümüne neden oluyor. Dıştan ağaç ölene kadar gerçekten de hissedilmiyor, bilinmiyor. Ve bu yüzden de mücadelesi hemen hemen yok denecek kadar zor. Çevreye hiç zarar vermeden tamamen bilimi kullanarak çok güzel bir yöntem başlattık. Bu yöntem Türkiye'de ilk ve tek olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılıyor. Başka bir yerde yok, ilktir bu. Biz şimdi burada bilimsel bir proje başlattık. Sismik sensör dediğimiz bir sistem kullanıyoruz. Her palmiye ağacının üzerine bu sensörlerimizi takıyoruz. Bunlar çok ileri derecede hassas sensörler. İçeride böceğin larvası ağacı beslenmek için kemirdiğinde oluşturulan o mikro düzeydeki titreşim hemen bizim alıcılarımızla uyduya, uydudan da bizim cep telefonlarımıza bildiriyor. Hangi ağaçta bir zararlının larvası varsa o ağacı bize kırmızıya boyayarak bu ağacın içerisinde larva var, gidin bununla mücadele edin diyor. Biz böylece burada binlerce ağacı ilaçlamaya kalkışmak gibi akıl dışı bir yöntem yapmak yerine sadece o ağaca gidiyoruz. Yaptığımız mücadele sonucunda eğer ağacın içerisindeki zararlı ortadan kalktığında sistem bunu bize yeşil renkli temiz diye gösteriyor. Türkiye'de şu anda palmiye ağaçlarının ölümüne neden olan tek zararlı kırmızı palmiye böceğidir. Bu da ülkemize bildiğimiz kadarıyla ithal palmiye ile Mısır'dan geldi. 2005 yılında diye biz biliyoruz. Onun dışında palmiyelerimizi öldüren başka bir patojen ya da hastalık yok. Sinan Maydar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Park Şube Müdürüyüm. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in bu konuda çok büyük bir hassasiyeti var. Verdiği talimatla bu sene başından beri başladığımız bir çalışma var. Tüm dünyadaki bilimsel gerçek uygulamaları takip ettik ve çok güzel bir sonuca vardık. Fransa, Meksika'da, İsrail'de uygulanan sismik sensör yöntemiyle biz çok daha sağlıklı, doğru müdahale yaparak bu sorunlarla ilgili bir mücadele başlattık. Böylelikle sağlıklı veya sağlıksız ağaçları birbirinden ayırabiliyoruz.
her ağaca müdahale etmek zorunda kalmıyoruz. Pilot bölge olarak kültür parkla başladık. Şu anda kültür parktaki bütün palmiye ağaçlarımıza taktık ve uygulama çok net bir şekilde gözüküyor. Hatta sevindirici bir haber var. Kültür parkın içerisinde şu anda 3 ağaçta sadece tespit yapıldı. Onlarla hemen mücadele başlanılacak. İzmir'in geneline yayılacak bir uygulamayla devam edeceğiz. 1000 ağaçla başladık şu anda ve bu sayı gittikçe devamlı artacak. İkinci yöntem olan feromon tuzaklarla bu palmiye böceklerinin bir tuzak vasıtasıyla toplayarak alandan uzaklaştırıyoruz. Bir de çok önemli bir şey ve yanlış anlaşılan bir durum da var. Hastalıklı ölmüş ağaçları alandan uzaklaştırılması gerekiyor ki içindeki bu kırmızı palmiye böcekleri uçarak diğerlerine de zarar vermesin. Biz bunların yerine yenilerini de tabii dikiyoruz ve onları da hemen kontrol ve takip altına alıyoruz. İzmir'deki tüm ağaçlarımız takip altında olacak. Bitkilerin tamamı bizim canımız. Onlar bizim için çok kıymetli gerçekten. Yani gözümüz gibi hepsine bakıyoruz, çok önemsiyoruz, çok hassasız bu konularda. Tüm bitkilerimizin gerekli hastalıklarda mücadelesini, budamasını, ayakta kalmasını, yeni dikimlerle çoğaltmayı, bunların hepsinin çalışmasını sayısız bir şekilde yapıyoruz.